Yeah, I pop tags, that's my swag. Don't get mad, go there. They wanna know how we came up at that basement. We was damn stuck. I was down bad on my ass, I had no job, I was fucked up. Yeah, now I get to sit back and laugh while you haters are mad and you counting your pay stubs. I do this all on my own. Right after wake up, I go get my cake up. I gotta get me a bag, steady tip of cash on my bro on that same shit. No, I don't fuck with no lame bitch. Can't even fuck on the same shit. I had your shit in the swag. Yeah, I pop tags, that's my swag. Don't get mad, go there. They wanna know how we came up at that basement. We was damn stuck. I was down bad on my ass, I had no job, I was fucked up. Yeah, now I get to sit back and laugh while you haters are mad and you counting your pay stubs. I do this all on my own. Right after wake up, I go get my cake up. I gotta get me a bag, steady tip of. Herkese Norveç'ten merhabalar. Bugün 2022 model Audi Q4 %100 elektrikli e-tron modeliyle karşınızdayız. Bugün aracın tanıtımını yapacağız. Araç Norveç'te 1 milyon kron civarı. Evet, aracın geniş bir bagajı var. Burada şarj kabloları. Şarjı araç, yanlış değilsem, buradan oluyor. Sistemi buraya takıp diğer kabloları güç kaynağına, oradan da araç şarj oluyor. Full depoyla Audi Q4 e-tron yaklaşık 400 km yol yapabiliyor. Norveç fiyatı 1 milyon kron, yani 100 bin euro civarı diye bilgi aldık. Araç gerçekten bir canavar. Evet, Audi Q4 e-tron modeli. Şimdi biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Kendisi şöyle, vitesler böyle. Bir tuş civarı. Şu an evet, frene basınca başladı kendisi. Çok sessiz çalışıyor. %100 elektrikli. Şu an D'de. Kısa bir tur atarken araçtan bahsedelim. Araç full depoyla 400 km civarı yol yapabiliyor. 170 beygir gücünde. Ortalama enerji tüketimi aracın 100 km'de 15 kW. Yanlış demiyorsam. Aynı zamanda aracın şarj süresi yaklaşık 9 saat. Yani 9 saatte %100 bataryaya sahip oluyorsunuz. Akü kapasitesi 55 kW. Zaten maksimum süratinden bahsedelim aracın. Araç maksimum 160 km hız yapabiliyor. Böyle ayarlamış Audi. İstese 400 de yapardı yani bence. İnanılmaz bir araç zaten. Uzunluğu yaklaşık 4,5 metre civarı. Şimdilik ağırlıktan bahsedelim biraz. Ağırlık 2 tona yakın bir araç. Emre ile biraz testini yapacağız. Kokpitte Emre var. Hocam, nasıl bir duygu araç? Araba jilet gibi. Fişek. Fişek. Hakkını veriyor, parasının hakkını. Yeni teknolojinin hakkını veriyor. Hocam, fiyatları 1 milyon kron civarıymış. Yaklaşık 1 milyon kron civarında. Evet. Yollar Norveç'te paralı olduğu için elektrikli araba yarı fiyatına yollar ödülüyor. Ha, mesela yollarda bizim HGS, OGS oradan düşüyor yani. Evet, yarı. 40'sa 20. 20 liraysa 10 lira oluyor. Aynen yani. Öyle. Ve elektrikler her evin önünde genelde oluyor. Yani bayağı hesaplı. Evet, peki aldım. Vergi indirimi var mı bu araçlara? Var diye. Vergi indirimde de var. Satı ilk alımlarda. Evin önüne de genelde Audi hem Westland hem Oslo çevresinde şey kullanıyor zaten. İstasyon kuruyor. Çok da Tesla var ayrıca Norveç'te. Çok Tesla var. İşte Audi de bu pazara girmeye çalışıyor. Hocam, Tesla videosu gelir mi yakında? Ne diyorsun? Neden olmasın? Neden olmasın? Bir Tesla videosu da burada. Bir Tesla videosu da buradan gelsin.
Ama araç dediğin gibi efsane gerçekten. Şu an 271 kilometre menzili kalmış. 8 saatte 7 saatte şart oluyor. Yatarken koy baba. Sabah kalktığında git işine. Zaten elektrik ucuz. Yol tutuşu çok iyi arabanın. Emre Bey, camınızı kapatırsanız yani. Biraz ses geliyor da videoya. O yüzden teşekkürler kardeşim. Araba çok sessiz bu arada. Biraz da Norveç'in yolları. Arabada ses diye bir şey yok zaten. Ses, yani ses yalıtımı çok iyi ya da ses sıfır. İnanılmaz gerçekten. Arkada gerçekten ayak koyma yerleri de çok geniş. Yani zaten Emre Bey kalıplı bir adam değil ama olsun yani. Her türlü sığdım buraya. Arabanın dıştan görünüşü de çok iyi. Araba dıştan zaten böyle bir... X4 ve X6 karışımı bir su tarzından şey yapıyor. At eşek gibi bir şey karışımı olmuş yani gerçekten. Süper bir araç. Vitesi bana çok estetik geldi. Evet, çok sade. Bir tıkla hemen geçiyorsun. İşte bu kontrol ekranında neler var hocam, biraz onlara bakalım işte. Burada radyo, müzik, telefon, navigasyon, bil var, araç hakkında bilgiler herhalde. Auto drive var. Auto drive özelliği de var ama biz çok karıştırmayalım hocam. Aracı bozmadan sağ salim teslim edelim. Klima ayarları hepsi otomatik burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra favoriler, navigasyon. Navigasyon nasılmış acaba, haritası bir bakalım. Oo, navigasyona bak. Maps'ten şey gösteriyor, ucudan gösteriyor. Çok iyi. Süper. Ormanı. İnanılmaz ha. Hiçbir arabada yok, ben görmedim böyle. Tesla'da vardır belki. Tesla'larda vardır. Tesla videosu da gelir hocam yakında inşallah. Bir tane gelir. Bir Tesla'yı arayalım. Kia hocam, bu da elektrikli bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Ama Audi harbiden bu sektöre kapak atacak gibi yani. Görünüyor. Q5, Q6'nın da vardır belki elektrik. Onları görmedim. Yalan konuşmayalım şimdi. Q4 şu anlık gerçekten. Hocam doğru. Türkiye fiyatı nedir bunun? Videoya koyarız. Burada 1 milyonsa herhalde. Türkiye'de de 5 milyon. 5 milyon. Maalesef. Acı gerçek. Hocam içeri girin isterseniz. Burası hiking'e giden yol diye biliyorum. Biz burayı hiking yapıyorduk. Oo, bak ne getirmiş abla. Arka kasayı gördün mü? Gördüm. Husky getirmiş. Oo. İnanılmaz. R'ye mi alayım şimdi? Baba, N'ye al. N'ye. Aldın mı N'ye? P'ye bas. Şu P tuşu var ya. Hı-hı. Geri alacağım. Ha, geri mi gelmek Hı-hı. istiyorsun? Tamam. Pardon, ben şey anladım. Şu an geri gelebiliriz. Kamerayı da gösterelim, geri geliş kamerası. Hocam bunlar da burada gelmiş işte, hafta sonu husky koşturuyor. Nerede hayvan hakları? Kanka buraya girecek, ileri git. Aa, bunlar da kızakçı. Köpeklerle. Oh,
içecek suyumuz bitmiş. Koymuyorsun. Araba 10 üzerinden 10 alır bence. Tam fiyat performans aracı. Aynı şekilde zorlu Norveç yollarında gördüğünüz gibi uyum sağlar. Kar, yağmur, çamur. Zaten SUV bir araç. Hızlanması da çok iyi. 2 ton civarı olmasına rağmen 100 km'de 15 kW yakıyor. Araç gerçekten spor ve jip karışımı bir araç olmuş. Buradan Audi'ye tebrik ederim. Audi'yi gelecek serileri de bize vermesini çekim için talep ederim. Teşekkürler. Sayın Audi ailesi. Thank you very much. Audi Hamar, Audi Oslo, Audi Kandahar. We'll be right back.